haber olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli seyirciler, Çin, ABD arasında bir gerilim var. Bunu Ocak ayından beri biliyoruz. Aslında Trump'ın yeni taktiği, yeni stratejisi diyoruz. Bu arada elimizde bayağı haber vermiş. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Aydınlık dahil olmak üzere Türkiye'de bir takım sözde ve milli ve yerli olduğunu iddia eden haber ajanslarım Çin'den Pompeo'ya veto. Çin Pompeo'yu istemedi. İstenmeyen adam ilan etti gibi haberler geçmişti. Pompeo kim? ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Ne oldu? Pompeo bugün Pekin'de. Ve üstelik aynı Çin ABD ile ilişkileri düzeltme çağrısı yaptı. Ve aynı şu ifadeleri kullandı değerli izleyiciler. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Uluslararası haber ajanslarına bakıp teyit edebilirsiniz bu haberi. Çin bu ekonomik savaştan, gümrük vergilerinden zarar görmektedir. Gerilimi Amerika Birleşik Devletleri çıkarmaktadır. Ama biz bu noktada çözümsel yaklaşmak istiyoruz diyor. Gümrük vergilerinden mali olarak zarar gördüklerini diyor ve üstelik Tayvan konusunda rahatsızız diyor. Değerli izleyiciler, Trump gözle kaş arasında Tayvan'a silah satışını onayına imzaladı. Tayvan derken de aslında bir Amerika'nın yeni diplomasi trafiğini de bir aşmak gerekiyor. Biz Tayvan diyoruz ama resmi adıyla Çin Cumhuriyeti. Bizim şu anda Çin diye bildiğimiz ülkede Çin Halk Cumhuriyeti. Amerika Birleşik Devletleri Tayvan ile silah satış anlaşması imzalar iken 1974 yılına kadar Çin Cumhuriyeti olarak görüyordu Tayvan'ı. 74'ten sonra Çin'le ilişkilerini düzeltmek adına Tayvan demeye başladı. Tayvan devleti. Cumhuriyet mi değil mi de belli değil. Çin Cumhuriyeti ibaresini kullandı. Ve size daha ilginçli bir şey. Amerika belgelerine baktığımızda Pompeo Kuzey Kore dedi değil mi? Biz hep bu şekilde ifade ediyoruz. Yani medyamız da zaten Kuzey Kore diyor. Resmi adı nedir? Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti dediğinde aslında onu egemen devlet olarak tanımışırız. Ama Kuzey Kore derseniz bir coğrafyayı tanınmış gibi kullanırsınız. Amerika yeni diplomasi trafiğinde özellikle Pompeo Uzak Doğu konusunda gerçekten uzman. Gerçekten de başarılı işler yapıyor. Singapur zirvesi, Kuzey Kore olayı, Çin'in bu ekonomik savaşının adeta mimarıdır Pompeo. Kuzey Kore yerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ibaresini Amerika belgelerinde geçirmeye başladı. Bu bile diplomatik mesaj. Şimdi ekonomik savaş var. Güney Çin Denizi'nde bir gerilim de var üstelik yani egemenlik noktasında. Keza ABD'nin en önemli Seyyid Sefer haklarını çok önemli biliyor uluslararası sularda. Hatta bunun güvenini dünyada kendisi sağlayacağını deklar etti. Ama daha ilginç, bizi ilgilendiren bir kısım var. Bugün Mike Pompeo, Mike değil ya ismi, Pompeo da ismini yanlış olabilir. Dışişleri Bakanı, Çin Dışişleri Bakanı'na Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere uygulanan insan hakları ihlallerini açıkça dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanı, görüş ayrılıklarımız var, böyle bir şey yok dedi ama Pompeo, Türklerin hakkını savunurken bizim ultra lüks milliyetçilerimiz sadece bir kadın evini basmaktan ibaret milliyetçilik yaptıklarında tarihe not olarak düşmek gerekiyor değerli izleyiciler.